Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Elike Ordu Spor 5. haftada konuk oldu. Gümüşhane Sportif ile bir bir berabere kalarak zirve mücadelesinde yer aldı. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. grubun 5. haftasında Gümüşhane Sportif'e konuk oldu. Mor Beyazlılar ilk devresini 1-0 geride tamamladığı maçın ikinci yarısında bulduğu golle maçı 1-1'e getirdi. 52 Ordu Spor Gümüşhane ekibiyle 1-1 berabere kalarak 3. deplasmanda 3. beraberliğini aldı. Bu sezon deplasmanda oynadığı 3. karşılaşmada da galip gelemeyen Mor Beyazlılar liderin 4 puan gerisine düştü. Deplasmanda aldığı beraberlikle 52 Ordu Spor 3. Lig 1. grupta 9 puanla averajla 3. sıraya yerleşti. Mor Beyazlılar 3. Lig 1. grubun 6. haftasında 14 Ekim Cumartesi 19'da lider Ali Ağa Futbol AŞ'yi konuk edecek. Ordu Spor 1967 kötü gidişatı sonlandırdı. Mor Beyazlılar 5. haftada konuk ettiği Tokat Belediye Plevne Spor'u 3-0 yendi. Ordu Spor 1967 3. Lig 4. grubun 5. haftasında konuk etti Tokat Belediye Plevne Spor'u 3-0 mağlup etti. Mor Beyazlar'da sportif direktör Evren Dönmez ve Tokat maçında 2 gol kaydeden Şükrü Kağan Kılıçaslan kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Evet, çok şükür bugün ilk defa galip geldik. Uzun zamandan beri galip gelemiyorduk. Bu bizim için çok kötü bir olaydı. Çünkü bu kazanamama psikolojisi bizi bayağı bir etkilemişti. Evet, bugün çocukların ellerine ayaklarına sağlık. Güzel bir galibiyet. Üst sıradık bir net bir galibiyet aldılar. Gol değmedik. Bu bizim açımızdan ilerleyen haftalar için çok önemli bir adımdı. İnşallah bundan sonra teker teker maç seri galibiyetleri almak istiyoruz. Ya zor günlerden geçiyorduk. Bu maçın önemini biliyorduk. Yani yarışı tutunmak için bu maçı almamız gerekiyordu. İçeride oynuyorduk. Benim de bir şanssızlığım vardı. Bugün çok şükür o şanssızlığımı kırdım. Takıma da katkı verdiğim için mutluyum. İnşallah daha iyi olacağız. İyi bir takımız. Biraz şanssızlığımız vardı. Son işte 4 maçta son dakikalarda gol yiyorduk hep. Bu şanssızlığı kırdık. İnşallah devamı gelecek. Biraz da bende olmuştu. Çok şükür hani Allah da bugün yüzümü güldürdü. Bana güvenenleri mahcup etmedim. Takıma da katkı verdiğim için mutluyum. Fas'ta Belediyespor 5. haftada konuk oldu. Bornova 1877'ye 3-0 mağlup oldu. 3. Lig 3. grupta mücadele eden Fatsa Belediyespor 5. haftada Bornova 1877 deplasmanında puan savaşı verdi. Temsilcimiz ligin güçlü ekiplerinden Bornova 1877'ye 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. İzmir ekibi bu galibiyetle puanını 12'ye çıkararak zirve mücadelesini sürdürdü. Fatsa Belediyespor deplasmanda aldığı mağlubiyetle 6 puanda kalarak zirve yarışında yer aldı. Mavi Siyah Sarılılar 5. hafta sonunda 3. Lig 3. grupta 6 puanla 8. sıraya geriledi. Ordu ekibi ligin 6. haftasında pazar saat 14.30'da Fatsa İlçe Stadyumunda Büyükçekmece Tepecik Spor'u konuk edecek. Wushu Kung Fu milli takımı Ordu'da dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Wushu milli takımı dünya Wushu şampiyonası hazırlıklarını Ordu'da düzenlenen kampta sürdürüyor. Milli sporcular antrenör Eren Koç ve Emrah Şahanoğlu yönetiminde Yeni Ordu Stadyumu'yla Ulubey 70. Yıl Spor Salonu'nda 2 Eylül'de başladığı çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Amerika'da birkaç dünya şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti. Şimdi Amerika'da, Texas'ta yapılacak 16 Kasım'da başlayacak olan modern dünya şampiyonası 2 yılda bir yapılıyor. Pandemiden dolayı yapılamamıştı. Bu şampiyona da önemli bir şampiyona. Biz Türk milli takımı olarak bu şampiyona tam takım olarak katılmak için hazırlık yapıyoruz. Sanda takımımızı Ordu'da kamp yaptırıyoruz. İddialıyız. Bu şampiyona da inşallah özlediğimiz dünya şampiyonluklarını
elde etmek istiyoruz. Antrenör Eren Koç da 5 erkek 3 kadın sporcudan oluşan milli takımın şampiyonaya iddialı bir şekilde hazırladığını söyledi. 2023 Dünya Şampiyonası bu sene 16-20 Kasım tarihleri arasında Amerika'nın Texas eyaletinde olacak. Biz Türk milli takımı olarak 5 erkek 3 kadın sporcu olarak kadromuzu hazırladık. Yaklaşık bir haftadan beri antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bir ay daha kamplarımız sürecek. Ondan sonra Amerika'ya yolculuğumuz başlayacak inşallah. Hedefimiz bu sene iyi bir kadromuz var Allah'ın izniyle. Dünya şampiyonu çıkarmak bu şu da. Daha önce zaten ikinci, üçüncümüz var. Bu sene şampiyon çıkarız Allah'ın izniyle o da. Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası'na hazırlanan sporculardan Berna Tut ve Mehmet Demirci Amerika'da başarılı olmak istediklerini ifade etti. Yaklaşık 10 yıldır spor yapıyorum aktif bir şekilde. En son yapılmış olan Üniversiyat Dünya Şampiyonası'nda Çin'de yapıldı. Orada dünya ikincisi oldum. Şimdi yapılacak olan Amerika'da. Texas'ta yapacak olan Wushu Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyorum. Allah'ın izniyle bu önümüzdeki şampiyona bunlara yeni bir başarı daha eklemek istiyoruz. 2017 Dünya İslami Dayanışma Oyunları Şampiyonluğu, 2018 Üniversiteler Dünya Şampiyonası ikinciliği, 2023 Üniversiyat Yaz Oyunları ikinciliği derecelerim bulunmakta. Bunun haricinde birçok uluslararası derecelerim bulunmakta. İnşallah ona yenisini eklemek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz Offroad Kupası'nın 3. ayağı Ünye'de gerçekleştirildi. Ordu'nun Ünye ilçesinde 16. Karadeniz Offroad Kupası'nın 3. ayağı sona erdi. Organizasyon kapsamında Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Ünyeli öğrencilerin Teknofest'te derece almış yapay zekalı ürettikleri drone ve insansız robot projeleri de sergilendi. Öte yandan yarışta askeri amaçlı yerli ve milli teknolojik ürünlerde vatandaşlarla buluştu. S1, S2, S3, S4 klasmanlarında genel klasmanda ve BES kupa olan Yunus Emre kupasında dereceye giren yarışmacılara protokol üyeleri tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Offroad yarışımızı kazasız belasız tamamlamış olduk. Ama offroad deyince geçmişte atasporumuz olan at yarışlarının yanı sıra bugün teknolojinin gelişmesiyle birlikte araçlarla yapılan offroad yarışlarının da ciddi adrenalin yükseltisine hep birlikte şahit oluyoruz. Ve bugün de gerçekten yani ağzımızın açık bırakıldığı anlara ve yüreğimizin böyle neredeyse duracak dereceye geldiği heyecanlı noktaları hep birlikte izledik. Milli Paralimpik atıcısı Cevat Karagöl ve Çağla Baş, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i ziyaret etti. Türkiye'yi ve Ordu'yu Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik oyunlarında temsil edecek atıcılık milli takımı sporcuları Çağla Baş ve Cevat Karagöl, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Her sporcu gibi altın madalyayı almak ama benim için rengi de önemli değil. Orada yarışmak ve gerçekten istediğim madalyayı evime getirmek. Paralimpik oyunları 4 yılda bir yapılıyor ve dünyanın en büyük organizasyonu. 4 yılda bir yapılan bu organizasyonlar için kotalar alınıyor. Biz bu başarıyı gösterdik ve ülkemiz ve ordumuz adına kotalarımızı aldık. Amacımız 2024 Paralimpik oyunlarında ülkemizi temsil ederken güzel bir madalyayla süslemek. Öncelikle sporcularımızın performanslarından dolayı son derece mutluyuz. Hele ki 2024 Paris Olimpiyat oyunlarına şimdiden daha olimpiyat kotasını aldılar. Şimdi kota cepte, inşallah madalya da cepte olur. Onun için gayretle çalışıyor arkadaşlarımız. Biz onlara güveniyoruz, inanıyoruz. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.